Şimdi ikinci derse başlıyoruz ve temel hak ve hürriyetlere devam ediyoruz. Şimdi cemiyet serbestisi var. İnsanlar toplu halde yaşarlar ve bir araya, çeşitli vesilelerle bir araya gelmeleri mümkün. Bu bir düğün olur, bir cenaze olur. Bunun için bir araya gelebilirler. Veya bir şey, bir hayırlı maksat için bir araya gelirler. Şimdi bunun cemiyetin öncesi toplantıdır. Bu bugün cemiyet denilen bu gibi toplantılara cemiyetlerle bir tutmamak lazım. Cemiyetlerde organize bir topluluk vardır. Bir teşkilat mevzubahistir. İnsanlar bir araya gelebilirler. Fakat bu toplantıların silahlı olmaması lazım. Amme nizamını bozmaması lazım. İşte gürültü, patırtı, başkalarına zarar vermemeleri lazım. Kur'an-ı Kerim'de buna izin veriliyor, insanların bir araya gelmelerine. Ancak başkalarına zarar vermemek şartı vardır. Bu toplantı siyasi mahiyetli de olabilir. Eğer bu siyasi mahiyetli toplantıda silahlı bir fiiliyat, bir fitne teşviki yoksa, sadece siyasi meselelerin konuşulması, buna da izin var. Nitekim 4 halife zamanında bu mümkündü. İnsanlar bir araya gelip siyasi meseleleri konuşabiliyordu. Ama dediğim gibi bunun siyasi bir, özür dilerim, fiili bir teşebbüse geçmemesi lazımdır. İnsan hakları ve hürriyetleri çerçevesinde değerlendirebilmesi için. Kanun esasında bir değişiklik yapıldı 1909'da. Bu toplantı hürriyeti katıldı. Ondan önce toplantı teorik olarak serbest olmakla beraber bunun bir altyapısını hazırlayan bir zemin yoktu. Cemiyetler de böyle. Yani insanlar bir araya belirli bazı maksatları gerçekleştirmek için gelebilirler. Aslında adı cemiyet olmasa bile İslam cemiyetinde, buradaki cemiyetten kastım toplumunda, böyle cemiyetler var. Bunlar, arkadaşlar, bu Instagram'da mesaj göndermeyin. Yani sualiniz varsa sorarsınız ama böyle el sallamalar falan gönderiyorsunuz, meşgul ediyor ve ben hiç bakamıyorum. Onun için lütfen. Bu bir derstir. Bu bir derstir. Şimdi arkadaşlar, mesela tarikatlar bir cemiyettir. İnsanlar bir maksat için bir araya gelmişlerdir. Esnaf teşekkülleri bir cemiyettir. Esnaf aralarında hem tesanüt, dayanışma, hem muavenet, yardımlaşma için bir araya gelirler. Bu cemiyete şöyle bir faydası var. Esnaf hem birbirini koruyor ve aynı zamanda halkı koruyor. Böylece esnafın yapmış olduğu faaliyetler belli bir kontrol altında yapılmış oluyor ve bunun da cemiyete faydası var, insanlara faydası var. Mesela bir esnaf teşekkülü düşün. Ayakkabıcı esnafı teşekkül kuruyor. Niçin kurar bunlar? Birbirleriyle dayanışmak için, yardımlaşmak için. Çalışamayacak durumda olur, hasta olur, dükkanı yanar falan filan. Başka? İnsanlar haysiyeti için yaşarlar. Eski zaman için söylüyorum. Şimdi ayakkabıcı esnafının da bir meslek kaideleri var. Bu meslek kaidelerine uygun çalışmayan birini bu esnaf teşekkülü arasında kontrol eder, murakabe eder, icap ederse dışlar, atar onu. Pabucudama atılmak tabiri var ya, ceza veriyor. Yanlış pabuç yapmış. Mesela standartlara uymamış veya narha uymamış veya fahiş fiyat istemiş gibi. Haksız rekabet yapmış. İşte bu takdirde esnaf teşekkülleri birbirlerini murakabe ederler. Bu Osmanlılardan önceki Türk cemiyetlerinde de, Osmanlı'da da çok güçlü bir cemiyetti esnaf cemiyetleri. Lonca diye biliyoruz malum. Sonradan lonca adını almıştır. Eskiden fütüvvet deniyordu. Kendi aralarında bunların mahkemeleri var, disiplin kurulları var, çok sıkı teşkilatları var, cezaları var ve devlet de bu düzeni koruyor. Bu şekilde olmasını istiyor. Çünkü kontrollü bir ekonomi var Osmanlı Devleti'nin. Liberal bir ekonomi ama kontrollü bir ekonomi. Bunu istiyor. Bu sadece esnafı değil, aynı zamanda halkı da koruyor. Ancak tabii bu esnaf teşekküllerine bir nüfuz teşkil etme imkanı veriyor. Bunlar sosyal bir nüfuz grubu olduğu gibi aynı zamanda siyasi bir nüfuz grubudur. Ve hükümet bunlardan çekinir. Tabii bu bir bakıma iyi. Ama aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde cereyan eden pek çok darbe ve isyanda da bu esnaf teşekküllerinin rolü. En mühimi Lale Devri'nde mesela. Lale Devri'nde esnaf teşekküllerinin, Lale Devri'ni bitiren patrona isyanında esnaf teşekküllerinin çok ciddi bir müdahalesi olmuştur. İttihat ve Terakki hükümeti başa gelince esnafın ehemmiyetini anladı ve onları kontrol altına aldı. Partiye bağladı ve bununla pek çok siyasi ve sosyal işleri yürüttü. Bu esnaflar vasıtası, biraz hamallar loncası İttihat ve Terakki'nin milis kuvveti gibiydi. Şunu dövün, öldürün, yakın, sürün, bu işi yapıyordu.
Yani sulandırdılar. Cumhuriyet devrinde esnaf odaları kuruldu ama bu esnaf odaları ve ticaret odaları hiçbir zaman eski esnaf cemiyetlerinin, loncalarının gücünü elde etmiş değildir. Yine vakıflar cemiyet olmamakla beraber aslında bir cemiyet sayılıyor bu da. Çünkü bir maksadı, sosyal bir maksadı yerine getirmek için kurulmuştur. Her ne kadar cemiyetten farklıysa da aynı fonksiyonu icra ediyor. Bu vakıflar ciddi manada sosyal hizmetleri görüyor. Modern manada cemiyetlerin kuruluşu bizde Sultan II. Mahmut devrine tarihleniyor. İşte Beşiktaş Cemiyeti İlmiyesi var. Bu bir ilmi cemiyettir. Cemiyeti Tıbbiye var daha sonra. İşte bunlar bir takım sosyal faaliyetler yürüyor. İşte Darüşşafaka Cemiyeti var. Efendim, Cemiyeti İslamiye. Bunlar yetim şehit çocuklarının tahsili için çalışıyorlar. Ama bunun bir mevzuatı yok. İkinci Meşrutiyet devrinde Cemiyetler Kanunu çıkarıldı. Bu Cemiyetler Kanunu şu cihette mühim arkadaşlar. Siyasi partiler kanunu olmadığı için siyasi partiler bu Cemiyetler Kanunu'na göre çalışıyor. Yani siyasi partiler birer siyasi cemiyeti. Sosyal cemiyetler ve iktisadi cemiyetler var. Bunlar birer siyasi cemiyetler sayılıyor. Hak arama hürriyeti insanın temel hak ve hürriyetidir. Zaten devletin varlık sebebi budur. İnsanlar haksızlığa uğradığını düşünen, zulme uğradığını düşünen, gadre uğradığını düşünen kimsenin bu hakkını arayabilme imkanına sahip olması lazım. Bunun da merci devlettir. Malumunuz hukuk kendiliğinden ilke hakkı hakka pek sıcak bakmaz. Mecbur kalmadıkça insanların kendiliğinden ilke hakkı hakta bulunması doğru değildir. Çünkü bu kimisi güçlüdür, kimisi güçsüzdür. Güçlü olan ilke hakkı hak yaptı. Peki güçsüz olan ne yapacak? Bir. İkincisi bu cemiyette nizamı bozar. Ne kadar alacak? 100 lira alacağı var, 200 lira alır yani gücü yetiyorsa. Onun için kendiliğinden ilke hakkı hakkı zaten devletin varlık sebebi kendiliğinden ilke hakkı hakkın olmamasıdır. Bu işi devlet yürütür. Zaten varlık sebebi budur. Ama insanların da devlete müracaat edip, hükümete müracaat edip, bu işin için kurulmuş mercilere yani mahkemelere müracaat edip hak arama hürriyeti vardır. Davacı hakkını aynı zamanda ispatlamakla da mükelleftir. Davalı olan kimsenin mahkemeye gelmesi ve bu teşkil-i tarafeyn denilen iki tarafın bir araya gelme kaidesine uyması lazımdır. Bana ne kardeşim, adam hak arıyormuş benim umurumda değil diyemezsiniz. Yani bir adam eğer hak arama hürriyetini suistimal etmişse bir adam, o ayrı bir mesele. O cezai müstelzimdir. Eğer şartları varsa. Ama onun dışında insanların böyle bir hakkı var. Osmanlı cemiyetinde insanlar hak aramak için devlete müracaat edebilirler. Bugünkü gibi. Mesela devlet mercilerine müracaat ediyorsunuz. Dilekçe hakkınız var. Eğer size cevap vermezse ve işinizi halletmezse dava açabiliyorsunuz. Osmanlı'da da böyle. Sizin istidanıza israf etmezlerse, cevap vermezlerse dava açıyorsunuz. Nereye dava açıyorsunuz? Divan-ı Humayun'a. Bu işe bakan Divan-ı Humayun ve onun Taşla'daki kollarıdır. Bu da veya normal mahkemelerdir. Duruma göre, vaziyete göre. Yani ammeden, devletten bir sıkıntınız varsa müracaat ediyorsunuz devlet dairesine ve Divan-ı Humayun'a. Fertlerden varsa mahkemeye gidiyorsunuz. Her kazada bir kadı vardır. Kadılar davaya bakmakla mükelleftir ve davalının olduğu kadı salahiyetlidir. Orada dava açarsınız. Kadı ben senin davana bakmıyorum diyemez. Böyle bir hakkı yok. Çünkü kadının vazifesidir. Hem hakkıdır hem vazifesidir. Burada da iş olmadı. En son padişaha müracaat etme hakkı vardır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan sonuna kadar Selçuklularda, Abbasilerde, Emevilerde ve Dört Halife Devri'nde olduğu gibi halife, padişah, hükümdar, müşkül küşadır, son mercidir. Osmanlı'da şöyle bir sistem var. Cuma selamlıklarında, nedir cuma selamlıkları? Her cuma günü cuma namazı kılmak İslamiyet'te erkeklere farzdır. Padişah, cuma günü herhangi bir camiye cuma namazı kılmaya gider. Buna cuma selamlığı derler. Selamlık resmi ailesi Osmanlı'da. Bu bir merasim ama sadece cuma namazına gitmek, bunun bir kere sembolik ehemmiyeti var. İşte padişah halkın arasında ibadetlerini yerine getiriyor. Görüyoruz. Bunun hasıl ettiği bir sembolik kıymet olduğu kadar aynı zamanda pratik bir takım neticesi de var. Hukuk tarihçileri cihetiyle. Mesela benim doktora tezim ateş istidasıdır. Ne anlatıyor ateş istidası? Padişah cuma namazını kılıp çıktıktan sonra padişahtan talebi olanlar. Herhangi bir talep. Çocuğum
mektebe alın, kocam öldü, geçinemiyorum, evim yıkılıyor, filanca beni taciz ediyor. Ama aynı zamanda mahkemeye müracaat ettim, işim çözülmedi gibi dilekçeler, istidalar verilir padişaha. Padişahın sır katibi bunları toplar, padişah bunları tetkik eder, gereken yerlere havale eder, neticesi padişaha bildirilir. Binaenaleyh padişaha müracaat son bir müracaat yeridir ve orada bu adamın, bu kişinin, kadın neyse işi, ekseri kadınlardır bunlar, çözülür. Tabii anayasada, yani kanun-u esaside bir dilekçe ve şikayet hakkı var. Osmanlı vatandaşları efendim bir kanuna, nizama aykırı bir şeye uğradıkları zaman, maruz kaldıkları, ister umumi olarak ister hususi olarak mercine dilekçe verebilirler veya hatta parlamentoya, yani Osmanlı parlamentosuna arzı hal yazarak işte şu memurdan şöyle sıkıntıya uğradım deme hakkına sahiptir. Seyahat hakkı bir insan hakkıdır. Yerleşmek, bir yerde yerleşmek bir insan hakkıdır. İslam topraklarının herhangi bir yerine gitmek ve burada yerleşmek insan hakkıdır. Buna devlet mani olamaz. Hatta Kur'an-ı Kerim seyahat etmeyi tavsiye eder. Siru fil ard, yeryüzünde dolaşın. Fenzuru keyfe kâne âgıbeti min gablikum. Ama yani bir maksat olması lazım dolaşmanın tabii. Evet, insan istirahat içinde, başka sebeplerle de dolaşır ama ideal olan dolaşma, kendinden önce yaşamış olan insanların, işte arkeolojik siteler, eski antik şehirler, eski binalar, bunları görüp gezip ibret almaktır. Yani milyonlarca yıl olmuş dünya yaratılalı, efendim yüz binlerce sene olmuş insan yaratılalı, insanlık tarihinin ömrü 300 bin seneden fazla İslam tarihçilerine göre. İnsanlar gelmiş, geçmiş, cemiyetler gelmiş, geçmiş, büyük medeniyetler kurulmuş, yıkılmış, eserleri kalmış, kendileri nerede? Bunlardan ibret almak, insanın tabii ayağını daha sıkı yere basması ve daha bir insani şuurla hareket etmesi için yardımcı, bunu tavsiye ediyor. Yine Hazreti Peygamber tusafiru, seyahat ediniz, sefer ediniz ki sıhhat bulasınız buyurmuştu. Onun için seyahat aynı zamanda da övülmüştür. Bu sebeple Osmanlı cemiyetinde seyahat çok yaygın. Yani sadece seyyahı fakir, Evliya Çelebi değil, insanların çoğu seyahat ederler. Bu seyahatin tabii ekonomik sebeplerle, ticaret sebebiyle, başka sebeplerle, ama bunun çok faydası vardır. Bu farklı kültürleri tanımalarına yardımcı olur. İnsanlardaki o gabiliği ortadan kaldırır. Yani ömrü boyunca bir dağ köyünde yaşamışsan kaba saba olur, tahammülsüz olur. Ama başka yerlerde gezen, dolaşan, başka insanları tanıyanlar hem bir bilgi sahibi olurlar, bir donanım sahibi olurlar. Hem de bir şeyler yumuşar karakterlerinde. Cemiyet için daha faydalı insanlar olurlar. Onun için Osmanlı cemiyetindeki bu seyyaliyetin, yani akışkanlığın Osmanlı cemiyetinin teşekkülünde faydası olmuştur. Tabii. Seyahat hürriyetine bazı tahditler getirilebilir. Bunun da amme maslahatıyla alakası var. Yani maslahat itibariyle bir takım maniler var. Mesela Osmanlılarda bir kimse bulunduğu yerden eğer köylü ise, toprak ekip biçiyorsa ayrılamaz. Yıl ortasında. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde devlet arazileri, ki Anadolu ve Rumeli'nin çoğu böyledir, şehir hariç köylerde tarlalar devlete aittir, miri arazidir. Bunu devlet tımarlı sipahileri tefviz eder, tımarlı sipahiler de köylülere tefviz eder. Yani kiralar. Kirayı sipahi toplar ve evet, yani arkadaşınız diyor ki muhaddisler rihle yaptılar. Bu sebeple hadis, evet, İslamiyet'te Rihletül Hadis diye bir müessese var. Hazreti Peygamber'den sonra Müslümanlar Hazreti Peygamber'in hadis-i şeriflerini yaymak için, öğrenmek için seyahatler yaptılar. Er-Rihle fil Hadis ve Er-Rihletül Hadis deniyor. Mesela Eyüp Sultan Hazretleri'nin ta Medine'den kalkıp Füstat'a, Mısır'a gittiği ve orada bir hadis-i şerif dinleyip döndüğü rivayet edilir. Muhammed bin Mesleme'den. Hadis-i şerif şu: men setere aybahihi, kim bir din kardeşinin ayıbını örterse satarallahu fi yevmil kıyame. Allah da onun ayıbını kıyamet günü örter. Onun için İslam dininde insanların ayıplarını araştırmak yasaktır. Yani bu acaba ne yapıyor? Kimle görüşüyor? Evine gelip giden kim? Ne yapıyor? Bunu araştırmak yasaktır. Aynı zamanda bunu ifşa etmek de yasaktır. Onun için İslam dininde had suçu işlemişse birisi, mesela zina etmişse, bunun için şahitlik yapmamak eftaldir. Halbuki şahitlik bir vazifedir. Çağrıldığınız zaman gidiniz. Ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerime bu hadis-i şerifle nesh edilmiştir. Kısmen. Tahsis edilmiştir. Hazreti Peygamber'in bu hadisi
Men setere aybe ahihi, din kardeşinin ayıbını örten kişinin ayıbını Allah örter. İşte günah işleyenlerin günahlarını örteceksiniz. Bilmiyorum, ben görmedim. Bu yalan olmuyor. Bu sizin hakkınızdır. Hatta tavsiye ediliyor bu şekilde yapmak. Çünkü bu günahın yayılması demektir. İşte İslam dininde de hadis-i şerifleri öğrenmek için muazzam seyahatler yapılmıştır. Yani hadis-i şerifler kolay gelmedi bu zamana. Çok muazzam mücadelelerle geldi. Onun için hadis-i şeriflere dudak bükmek ilim adamının yapacağı bir şey elbette ki olmaz. Yani sıradan bir Müslüman zaten bükemez ama ilim adamlarının da hadis-i şeriflere dudak bükmesi pek ilmi kriterlerle bağdaşmıyor. Dönelim meselemize. Tımarı sipahi bir köylüye kiraya veriyor orayı. Tabii köylüler ömür boyu oturuyorlar. Yani kiraya veriyor derken siz bugün kirayı verdi, yarın değil. Kiraya veriyor ama öğlene kadar orada ekip biçiyor. İsterse ayrılabilir ama yıl ortasında ayrılamaz. Ekmiş biçmiş. Şimdi hasat daha yapılmadan ben vazgeçtim. Alasma aldık diyemez. Niye? Gidersen hasat kalır. Devlet zaafa uğrar. Hatta giderse devlet bunu zorla getirir. Ceza keser bir de buna. Kaçkın resmi. Yani bu bir istisna ama bunun bir sebebi var. Ondan sonra gidebilir. Yani hasat bittikten sonra buyur nereye gidersen git. Zaten Osmanlı Devleti hep böyle. Şimdi bana soruyorlar. Hocam bizim soyumuz Selçuklara mı dayanıyor? Hiç alakası yok. Anadolu'da Selçuklara dayanan adam nerede? Anadolu'da ki köylerin, şu andaki Anadolu köylerinin ve Rumeli köylerinin, Rumeli'deki Türk köylerinin %95'i son 200 yıl içinde kurulmuştur. Ondan önce yok. Çift bozan resim var, evet. Ondan önce yok. Yani hiçbir köy 200 yıldan köy eski olabilir. Köy çok eski olabilir. Hatta köy çok eski bir Türk köyü de olabilir. 500, 600, 700, 800 senelik Türk köyleri var. Hatta Malazgirt harbinden sonra kurulmuş Türk köyleri olabilir. Ama şu anda o köyde yaşayanlar onların torunları değildir. %95. Benim yaptığım tetkikler neticesinde bu. Çünkü seyyaliyet var. Toprak mülkiyeti yok. Topraklar devlete ait. Köylüler orada ömür boyu kiracı. Onun için umurunda değil ki adam. Zaten göçebelik var serde. Alıyor başını gidiyor başka yere. Tabii bir de bu harpler ve en mühimi Celali isyanları Anadolu'da çok muazzam bir sosyal seyyaliyet, yani akışkanlık meydana getirmiş. Adam Celali isyanlarından kaçmış, şehirlere yerleşmiş, kasabalara yerleşmiş, başka yerlere yerleşmiş. Onun için duyarsınız Anadolu'da böyle şeylere meraklı olanlardan. Atalarımız Trabzon'dan gelmiş, ta nereye? Veya adalarımız Aydın'dan gelmiş, ta nereye? Bu mümkündür. Tabii başka sebepler de var. Cinayet işliyor, kız kaçırıyor falan. Onlar ayrı bir mesele ama normal şartlarda bu Anadolu'da seyahat çok yaygındır. Çok yaygındır. Anadolu halkının %95'inin ataları 200 yıldan daha eski değildir bulundukları yerde. %5 belki. Onlar da öyle 1000 senelik falan değil. Zaten Anadolu'nun Türk iskanı Malazgirt'ten sonra başlamış ama ondan önce de biraz var ama esas Moğol istilasından sonradır. Anadolu'nun yerli halkları olan Ermeniler ki şimdi kalmadı. Kürtler ve Rumlar. Rumlar biliyorsunuz bir Badeli'yle gitti. Ermeniler tehcir edildi. Kürtler bile bulundukları yerde yani Türklerden daha eski olmakla beraber öyle asırlarca kalmış değil. Onlar da bu göç ederek farklı yerlere yerleşmişlerdir. İkinci husus, arkadaşınız dedi ki bir kadının tek başına 90 kilometreden fazla seyahat edemeyeceği söylenmişti. 90 kilometre değil, Hanefi mezhebinde 3 günlük yol 104 kilometredir. Diğer mezheplerde farklı. Bu 90 bir uydurma bir söz. Nereden çıktı bilmiyorum. Evet, hadis-i şerif vardır. Yani kadınların yanında mahremi olmadan, yani insanların halleri belli, hele şimdi daha da belli, mahremi olmadan tek başına seyahat etmesi men edilmiştir. Bunun yanında mutlaka bir mahremi, yani kocası, babası, kardeşi, oğlu gibi bir mahremin olması lazımdır. Cemiyette hem o kadına hizmet eder, hem onu korur, hem onun dışarıyla alakalı işlerini tespit eder. Bunu bir tahdit saymıyoruz çünkü bu dini bir meseledir. Ha bir de Osmanlılar zamanında getirilen mürur tezkeresi nizamnamesi var arkadaşlar. Şimdi öteden beri Osmanlı Devleti'ne bir şehirden bir yere gitmek serbest. Ama şimdiki gibi bilgisayar yok, kayıt yok, kimin ne olduğu belli değil. Gittiği yerde o adamı tanırlar, tanımazlar. Töhmet altında kalır, kendinin kim olduğunu ispatlayamaz. Onun için bulunduğu yerde diyelim kadısından bir kağıt alıyor, mürur tezkeresi. İç pasaport gibi. Kadı efendi diyor, ben bana bir mürur tezkeresi ver. Kadı efendi diyor ki tamam, adın ne? Ahmet, baban adı ne? Hüsnü. İşte orta boylu, açık gözlü, çatık kaşlı, işte yüzünde yara izi var, burnu şöyle, kaşı böyle, sakalı böyle, tarif ediyor onu. Mürur tezkeresi, şuranın esnafsa esnaflığını söylüyor, köylüyse köylüyse söylüyor, veriyor, mühürlüyor. Bunu cebine koyuyor adam, nesi gideceği yere gidiyor. Ne için gider? Ticaret için gider, mal almak için gider, mal satmak için gider, hac için gider, başka sebeplerle gider.
Öyle kolay kolay eskiler çok gezmezler mecbur kalmadıkça ama gider. Şimdi burada en mühim olan İstanbul için olan mürur nizamıdır. Osmanlılar biliyorsunuz İstanbul payitaht, başşehir. Payitaht çok mühim. Buranın iaşesi, burada yaşayan insanların hem kalitesi hem hayat şartları çok mühim. Onun için İstanbul'a ve payitahta bütün devletler payitahtlarına ehemmiyet verir. Yani Avusturya için Viyana, İngiltere için İngiltere, Fransa için Paris mühimdir. Rusya için Moskova mühimdir. Almanlar için Berlin mühimdir. Osmanlılar için de İstanbul çok mühimdir. İstanbul'da iaşe darlığı ve başka problemler diğer şehirlerdekinden daha çok tesir doğurur ve siyasi düzeni tehdit eder. Bunun da hatta misalleri vardır biliyorsunuz. Sultan II. Osman ki Genç Osman diye biliyoruz biz. Onun zamanında çok şiddetli bir kış oldu. Ve öyle bir kış oldu ki Haliç dondu. Haliç hadi donar iç körfez. Boğaz dondu. Tabii Boğaz donmaz aslında fiziki olarak ama Tuna'dan gelen buz kitleleri Boğaz'da sıkıştı ve Boğaz'ı dondurdu. Yani Boğaz'ın üzerinde bir buz kitlesi var. Yürüyerek geçmişler. 1030'da derya dondu, ben deniz geçtim demiş adam. Yani şiir, tarih düşürmüş. Yürüyerek geçmiş. Hatta bizim Peder anlatırdı. 1954 senesinde İstanbul'da yine aynı şekilde Tuna'dan gelen buz kalıpları doldurmuş. Peder yürüyerek karşıya geçmiş. Çok da geçenler olmuş. Hatta resimleri vardır 1954'tekinin. Bir de 29'dakinin var. 29 kışındakilerin var. Böyle hatta bir at kalmış şeyin üzerinde, buz kalıbının üzerinde. Gelemiyor. Çünkü sular erimiş, buzlar ortada kalmış. Şimdi Boğaz donunca İstanbul'un iaşesi belli yerlere bağlanmış. İşte ağaç şuradan gelecek, pirinç şuradan gelecek, eti şuradan gelecek. Gelemedi. Yanaşamadı gemiler. Yanaşamayınca pahalılık oldu. Pahalılık kara borsa, hoşnutsuzluk. Zaten insanlar donuyor. Soğuk şimdiki gibi sobalar, kaloriferler yok evlerde. Yani eski zamanda yaşamak çok zor. İstanbul'u yaşaması çok zor olan bir şeydi. Rutubetli de, soğuk da. Yani Lizbon'la, New York'la aynı şeydi ama arz dairesinde ama hava onun gibi sıcak değil. Akıntılar sebebiyle, körfez, akıntılar, tepeler sebebiyle. İnsanlar ocak yakıyorlar. Koca koca odalarda ocak. Düşünün ocak. Ocakta odun. Ne kadar olabilir? Önünüz kavurga kavurur, arkanız harman savurur. Onun için kürk giyerler eskiler. Kürk. Samur devri diye Sultan İbrahim devrine alay eder tarihçiler. Ne yapacak samur giymeyip de? İnsanların hepsi kürk giyiyordu Osmanlı zamanında. Kadın erkek. İçe giyerler ama kürkü. Yani şimdikilerin aksine dışı çok güzel kumaşlarla kaplanır. Kürk içi içte kalır. O insanı ısıtır. Başka türlü ısınmaz o koca evlerde. Ben gördüm öyle evler. Soba yok. Kalorifer yok. O küçücük bir ocak. Yani onun için böyle zor zamanlar var. Şimdi zor zamanlarda arkadaşlar İstanbul'da pahalılık olunca halkın adeti nedir? Bir sıkıntı oldu mu hemen hükümeti suçlar. Padişahı suçladılar. Vay uğursuz padişah. Onun zamanında böyle oldu. Ve biliyorsunuz Sultan II. Osman Osmanlı tarihinde darbe neticesinde tahtını ve canını kaybeden ilk padişahtır. Ondan sonra 12 tane daha darbe olmuştur. 3-4 padişah daha öldürülmüştür. Kardeşi Sultan İbrahim, arada Sultan 4. Murat var. Aynı hadise o zamanda da oldu. Sultan İbrahim zamanında çok şiddetli soğuklar oldu ve birkaç sene devam etti. İşte Samur devri oradan geliyor. Padişahla alay etmek için tarihçiler yazarlar ama ihtiyaç olduğu için Samur devri. Ahmet Tevfik Altınay'ın şeyidir o tabiri. O öyle kadınlar saltanatı, Samur devri, Nale devri böyle şeyler takar Osmanlı tarihini. Hem popülerize etmek için hem de biraz aşağılamak için. İddiaçıdır çünkü Ahmet Tevfik. Aynı şey ona da oldu. Tahttan indirildi ve öldürüldü. Tarihlerde diyor ki halk kıtlığın, pahalılığın sebebi padişahtan bildi. Padişahı iyi idare edememeli. Nasıl idaresin? Boğaz dolmuş. Gemi yanaşamıyor, mal gelemiyor. Onun için İstanbul'da çok sıkı bir kontrol var. Herkes her malı alamaz. Her yere mal yığılamaz. Belli yerler var. Kapan derler. Kapan gümrük demek. Un kapanı mesela. Yağ kapanı. Yağ kapanı Galata Köprüsü'dür. Un kapanı biliyorsunuz. Oraya iner. Devlet kontrolünde iner mallar. Buğday, yağ, un, pirinç neyse. Sayılır ve bütün esnafa dağıtılır. Tek esnaf alırsa ne yapar? Tekel kurar, monopoli kurar ve pahalılık olur. Onun için bütün esnafa dağıtır. Bu çok sıkı kontrol edilir. Sadrazam haftada bir gün İstanbul Belediye Başkanları olan kadılarla toplantı yapar ve haftada bir gün çarşıda kol gezer. Yani bu İstanbul'u hayatın, işte İstanbul'un yaşantısı çok mühim. İstanbul'a giriş çıkış serbest değil, yasak. Her isteyen İstanbul'a gelip yerleşemez. Nüfusu sabit tutuyorlar, 500 bin. Yıllarca bu nüfus sabit kalmıştır. Bostancı
bir sınır, Küçükçekmece bir sınır. Orada birer bostancı kulübesi var. Şehre giriş oradan. Ancak mülur tezkeresi gösterebilen ve şehirde geçinebileceğini ispatlayan alınıyor. Şimdiki vizeler gibi. Herkese almıyorlar. Bir iş için gelen var. Mesela miras için gelmiş adam. Miras taksim için. Akrabasını ziyarete gelmiş. Hacca gidecek buradan geçip. Ve bir başka mesele. Bunun için tamam izin ver. 6 ay. En fazla 6 ay kalabilir. Ondan sonra gidecek. Bir de çalışmaya gelenler var. Onlar zaten resmi muameleyle geliyor. Öyle her elini konu sallayan gelemiyor. İstanbul'da çalışmaya gelenler. Mesela Arnavutlar çok gelirdi eskiden. Adalı Rumlar çok gelirdi. Arnavut kaldı. Kaldırım yaparlardı Arnavut'ta. Arnavut kaldırımı oradan kalmadır. Taşları döşerler. Rastgele taşları. Buna Arnavut kaldırımı derler. Şimdikiler Arnavut kaldırımı değil. Şimdikiler parke. Birbirinden farklı. Herkese almaz. Niye? İşte bu anlattığım sebepten dolayı. Ama tabii 1912'de Balkan Harbi olmuş. Balkan Muhacir 1877'de doldu ama esas 1912'de İstanbul'a doldular. İstanbul nüfusu milyonu aştı. Ondan sonra artık böyle bir kontrol olamadı. İşte o zamandan bu zamana İstanbul bir türlü iflah olmadı. İstanbul 500 bini bile kaldırabilecek bir şehir değil. Alt tarafı deniz, üst tarafı orman. Ve topografisi de iniş çıkış olduğu için suyu kıt, havası rutubetli. Onun için bu kadar insanın yaşayamayacağı bir şehir. Ama nasılsa bu da İstanbul'un kerametidir. İstanbul'da yaşanmaktadır. Şimdi arkadaşlar bu zamana kadar anlattıklarım şahsi hak ve hürriyetlerdir. Bir de içtimai, sosyal hak ve hürriyetler var ve iktisadi hak ve hürriyetler var. Bunların başında aile hakkı geliyor. Bir kere şimdi de anayasada var ya, devlet aileyi korur, aile cemiyetin temelidir diyor. Her ne kadar bütün hükümetler ve devletler aileyi yıkmak için bilerek veya bilmeyerek çalışır, o ayrı bir mesele ama bunun ehemmiyetini herkes müdriktir. Cemiyetin hüvesi ailedir. Antik çağda da böyleydi, ilk çağda da böyleydi, şimdi de böyledir. Onun için herkesin aile kurma, yani evlenme, çoluk çocuk sahibi olma hakkı vardır meşru dairede. Ve her çocuğun ailesine mensup olma hakkı vardır. Anne babasına mensubiyet ilan etme hakkı vardır. Yani çocukları ailesine siz alamazsınız. Herkesin ırkını, milletini deklare etme hakkı vardır. Hayır, sen o ırktan değilsin, bu ırktansın. Bu yapılamaz. Bu sosyal haklara aykırıdır. Bir insanın kendi babası dışında birinin babası, annesi olmayan birinin annesi ilan etmesi caiz değildir. Yani aile hakkı derken işi bir de bu yönü var. Mesela iki erkek evlenemez, iki kadın evlenemez. Bir başkasının çocuğunu alıp bizim çocuğumuz diyemezler. Taşıyıcı annelik olmaz. Bunlar sperm bankacılığı olmaz. Bunlar caiz değildir. İslamiyet bunlara izin vermiyor. Normal şartlarda bir kadınla bir erkeğin evlenme engelleri olmayan, evlenmesi ve çocuk sahibi olması engelleyemezsiniz. Çocuk sayısına mani olamazsınız. İster çocuk yapar, ister yapmaz. Bunu engelleyemezsiniz. Bu bir kere şahsi bir haktır. Sütanneliği zaten İslamiyet'te var. Caiz mi ne demek? Elbette ki var. Arkadaşınız sormuş, sütannelik caiz mi? Elbette. Sütanne var İslamiyet'te. Evlenemez sütanneyle. Annesi gibidir. Annesi gibidir. Eskiden mama falan yok tabii. Çok bazı kadınlar çocuklarına süt veremiyorlar. Onun için çocuklarını süt anne tutar. Veya sütü olan başka bir kadına emzirtir. Böyle olunca o çocukla o kadın arasında ve kadının çocukları ve ondan süt emenler arasında akrabalık doğar. Şimdi yaptırmak doğru değil. Şimdi artık ihtiyaç yok çünkü. Ama eskiden çok yaptırıldı. Çünkü mamalar yok. Bir şeyler çocuk yaşasın diye bunu yaptırırlardı. Şimdi artık zaten çok rastlanmıyor. Ama evlenme engelidir. Süt anne anne gibidir. Süt kardeş kardeş gibidir. Aile kurma hakkı ve aileyi devam ettirme hakkı bir sosyal haktır ve insanların bu mensubiyetini söyleme, deklare etme hakkı vardır. Mülkiyet hakkı yine temel hak ve hürriyetlerdendir ve aslında hukukun temelini teşkil eden bir haktır. Yani hukuk aslında mülkiyet hakkını korumak için vardır. Mülkiyet iki türlüdür. Bir, umumi manada mülkiyet. Dar manada mülkiyet. Dar manada mülkiyet insanın eşya üzerindeki tasarruf hakkıdır. Yani bu bardak benim. Benim mülkiyetim. Ben bunu istediğim yaparım. Satarım. Başkasına hediye edebilirim. Kırabilir miyim? Hayır, kıramam. Çünkü din bunu yasaklıyor. Telef edemem. İsraf olur çünkü. Hukuken ama bana ceza vermezler. Hukuki suç değil. Yani dinen mahsurlu. Bunun üzerine benim mülkiyet hakkım var. Geniş manada mülkiyet ise insanların hakları, borçları, alacakları, her şey, şahsı, varlığı, şahıs varlığı, vücut tamamiyet hepsi mülkiyet hakkının içine girer. Geniş manada. Bu da dar manada mülkiyetten bahsediliyor. İnsanların mülkiyet hakkı korunur. Devlet bunu korur. Yani İslam hukukunda mülkiyet hakkı korunmuştur, miras hakkı korunmuştur. İnsanlar mallarında dilediği gibi tasarruf edebilir. Liberal bir ekonomik sistem olduğundan daha önce bahsetmiştim. Bu liberal ekonomi İstihsalde hür teşebbüse dayanır. Yani herkes çalıştığının karşılığını alır.
kazanan malik olur ve herkes eriştiği mevkide yaşar. Onun için arkadaşlar, lüks bir hayat yaşamak İslamiyet'e aykırı değildir. Bir insanın birkaç tane evi olabilir, birkaç tane arabası olabilir, bir giydiğini bir daha giymeyebilir, lüks otellerde iftarlar verebilir. Şimdi bazılarının kınadığına, bu İslamiyet'e aykırı değildir. Şartı, insanın hukuken bu serveti meşru kazanması ve zekatını vermiş olmasıdır. Çünkü İslamiyet insanlara mülkiyet hakkında bazı tahsitler getirir. Bu tahsitler, yani İslam ekonomik nizamından bahsettim, tamamlayayım o cümlemi, İstihsalde, üretimde hür teşebbüsü. Ama servetin, milli servetin fertlere dağılımını sosyal adalet esas alıyor. Bir arkadaşınız sordu, sosyal devlet prensibi. İşte zenginlere zekat mükellefeti yüklüyor. Zekat, bir, para, altın, gümüş, hisse senedi, tahvil gibi mali kıymetlerden verilir. Bunun tabii şartları var. İşte bunun asgarisi 20 miskal altın veya 200 dirhem gümüş kıymetinde olacak. Şimdi gümüşün değeri çok düşük. Eskiden 1'e 7 idi. Yani 1 gram altın 7 gram gümüş kıymetinde. Şimdi neredeyse 1 gram altın 40, 50, 60, 70, 80, 100 belki gram gümüş kıymetinde. Onun için bu gibi zekat hesaplamalarında gümüş esas alınmıyor şimdi. Altın esas alınıyor. 20 miskal altın Hanefi mezhebinde 96 gramdır. Diğer mezheplerde 80 gramdır. Çünkü o miskal farklı müştehitlere göre farklı miktarlarda bulunmuştur. Bir kimse eğer borçlarından ayrı 96 gram altına sahipse veya bunun karşılığı para, hisse senedi, tahvile sahipse ve bunu kazandıktan sonra 354 gün bir sene geçmiş ise, bir hicri sene, kameri sene geçmiş ise, elindeki para 96 gramdan aşağıya düşmemişse bunun 40'ta birini ayırıp fakirlere vermek mecburiyetindedir. Vermiyorum kardeşim, ben kazandım, benimle mi kazandılar, kör mü onlar da çalışsınlar deme hakkı yok. Kur'an-ı Kerim'in emriyle sabittir. Servetin 40'ta birini Kur'an-ı Kerim'de sayılan 8 sınıftan herhangi birine verme mecburiyeti var. Sadece bunlar değil, ticaret eşyası da var. Bir kimse dükkan açmış, kumaş doldurmuş, toptancı dükkanı, çimento dükkanı fark etmez. Burada 96 gram altın kıymetinde mal var. Borçlardan ayrı. Borçlar her zaman düşülür. Borçlardan ayrı. Ve bir sene geçmiş, bir sene geçince o malların kendisinden veya para olarak maliyetinden 40'ta bir verilir. Fakirlere. Verme mecburiyeti var. Bunu devlet toplar, öbürünü devlet toplar. İlle toplaması lazım değil. Yani insan altın, gümüş, tahvilini kendisi de verebilir. Hazreti Osman'dan önce devlet topluyordu. Hazreti Osman zamanından sonra suistimalleri açık olduğu için devlet toplamadı. Fertler kendi vermekle mükelleftir. Onun için bazıları için devletin toplaması lazım zekatı. Halbuki bu yanlıştır. Devlet toplayabilir de toplamayabilir de. Ama devlet ticaret mahsullerinin zekatını toplar. Başka? Toprak mahsullerinin zekatı var. Toprak mahsulleri ne ekerseniz ekin. Hasat ettiğiniz zaman isterseniz de birkaç kere miktarı ne olursa olsun, ektiğiniz ne olursa olsun bunun onda birini, eğer sulama yapıyorsanız 20'de birini fakirlere vermek mecburiyetindesiniz. Diyelim ki 40 kile buğday kaldırdınız tarladan. Yaptığınız masrafları düşmeden bunun 4 kilesini, onda birini fakirlere vereceksiniz. Sulamayla yapmışsanız 2 kilesini vereceksiniz. Ya ben fakirim, borcum var. Bu doğru ölçü yok. Tarladan kalkanın onda biri veya 20'de biri fakirin hakkıdır. Hayvanları varsa bir kimsenin, yani çayırda otlayan hayvanları, besi hayvanı değil. 40 koyunda bir koyun, 120 koyunda iki koyun. Sığırsa, deveyse de aynı şekilde zekatı var. Besi hayvanıysa, tavukçuluk yapıyor veya besi besliyor, işte dışarı salmıyor veya at, yarış atı, o zaman ticaret malı sayılır. Buradan 40'ta bir zekat verir. Bu mülkiyet hakkına getirmiş bir tahdittir İslam hukukunda. Yine aynı şekilde bir kimse, devlet narh koyabilir. Narh kar haddi demek. İslamiyet'te kar haddi yok. Herkes malını dilediği fiyata satabilir. Şimdi bazıları ben duyuyorum, İslamiyet'te kar haddi var. Hayır, yok. Bir insan malını istediği fiyata satabilir. Mülkiyet hakkı var. Mal benim değil mi? Zaten bu arz ve talep dengesine göre gider. Yani yüksek fiyat istemenin kıymeti yok ki, vermiyor adam. O zaman satılmaz. Zaten fiyat düşer. Ama bir insan malını istediği fiyata satabilir. 1 liraya almış 10 liraya satabilir. Buna kimse karışamaz. Ama kandırmamak kaydıyla. Abi bana 9 liraya geldi bu, işte 10 lira veren oldu, vermedim, bunlar olmayacak. Bu gabin, borçlu hukukunda okuduğunuz gabin var. O karşı tarafa iptal hakkı verir. Normal şartı bu benim malım. Malım istediğim fiyata satılır. Fakat devlet bazen
maslahat sebebiyle zaruri mallara, et gibi, süt gibi, pirinç gibi mallara narh getirir. Arapçası siir, kar haddi. Farsçası narh, Osmanlı'da narh kullanılmış. Buna riayet etmesi lazımdır. Günümüzde de mesela ekmeklerde var değil mi? Dolmuş fiyatlarında, otobüs fiyatlarında var. Bunun üzerinde satılamaz. Bu da evet esnafa zararı var ama çoğunluğa menfaati var. Yani maslahat sebebiyle getirilmiştir. Yine bir Müslüman bir şarap üzerinde, leş üzerinde, efendim domuz eti üzerinde mülkiyet hakkı kuramaz. Gayrimüslimler kurabilir ama Müslümanlar kuramaz. Burada bir tahdit vardır. Sonra mülkiyet hakkına bazı şufa hakkı gibi bazı sebeplerle tahditler getirilebilir. İşte komşuluk hakkı gibi yani her istediğiniz yapamazsınız. İşte bu çerçevede İslam ekonomik sistemi cereyan eder. Onun için mülkiyet hakkı da bu çerçevede korunmuştur. Kimse kimsenin malına dokunamaz. Veleyseli insan illa masa, insan için ancak çalıştığı vardır. Çalışmak bir haktır ve bir hürriyettir. İnsanlar çalışır. Kur'an-ı Kerim bunu emrediyor ve tavsiye ediyor. Hazreti Peygamber kimse bir insanın el emeğinden daha kıymetli bir kazanç yoktur buyuruyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir insan için ancak çalıştığı vardır. Ayet kelimesi vardır. İnsanlar alın teriyle çalışırlar, kazanç elde ederler ve bu kazanca kimse müdahale edemez. İşte biraz evvel anlattığım gibi hür memleketlerdeki liberal sisteme yakın bir ekonomik sistem var. İslam devletinde. Ama bu başıboş bir kapitalizm değil. Biraz evvel söylediğim tahditlerle bu liberalizm, kapitalizm bertaraf edilmiştir. Hele komünizmin iktisadi yönü olan sosyalizm İslam hukukunda tamamen men edilmiştir. Bu modernistler zamanında 19. ve 20. asırda İslam dünyası içinde bulunduğu sıkıntılara çare bulmak için düşünenler bazen kafayı bozmuşlar. Pek İslami olmayan çözümler getirmeye çalışmışlar. Bunlardan bir tanesi de budur. İslam sosyalizmi. Suriyeli bir alim olan Mustafa Sibai ki çok büyük bir alim aslında hadis alimidir. Bir ara sosyalizme kaymıştı. İhvanül Müslümin'in de reislerindendir. Bunun Es-Sünnefi Teşhid-i İslami'de çok kıymetli bir kitabı var ama El-İştirakiye fil-İslam diye bir de kitabı var. İslam'da sosyalizm diye. Bazı partileri yani Arap dünyasına hakim olan bazı partileri enteresandır. Hem sosyalisttir hem ırkçıdır. Arap ırkçısıdır. Bunlar gayri İslami rejimlerdir. Yani Saddam'ın, Hafız el-Esed'in mensup olduğu bazı partileri, işte Kaddafi'nin dolaylı olarak bunlar ırkçı, Arap ırkçısı ve sosyalisttir. Bu İslamiyet'e aykırıdır. Irkçılık ve sosyalizm İslamiyet'e aykırıdır. Bu Mustafa Sibai o zaman büyük bir hatayla yani bu diktatörlerin elini kuvvetlendiren işte Amerika İsrail'i destekliyor. Amerika'nın düşmanı kim? Rusya. Rusya ile biz dost olalım. Rusya da Sovyet. Onlara o zaman bu sefer göz kırpalım. Bu tamamen siyasi bir sebepti. Rusya'nın desteğini alabilmek için iştirakçı yani sosyalist görünmeye çalıştılar. Mustafa Sibai ilim sahibi olduğu için sonradan pişman oldu ve bu işten vazgeçti. Fakat onun tesirinde kalan başta Seyyid Kutup olmak üzere pek çok İslam filozofu maalesef İslam sosyalizmi adıyla ki Kaddafi'nin biliyorsun devletin resmi yeşil kitap politikasıydı. Bu İslam hukukuna aykırıdır. İslam hukuku liberal ekonomik sistemi benimser. Kontrollü diyoruz biz Osmanlı'daki görünümüne. Kapitalizmle ama bunu karıştırmamak icap eder. Zekat dışında kişisel kazançlardan vergi var mıydı? Elbette. Ama bunu vergi hukukunda anlatacağız. Şimdi onun yeri değil. Devlet bazı şer'i ve örfi vergileri toplar. Bu onun hakkıdır. İşte insanların bu çalışma, ticaret yapma hakkına devlet engellemek şöyle dursun, desteklemesi icap eder. Mesela Selçuklular memlekette ticaret inkişaf etsin diye Derbent Teşkilatı kurmuştu. Vadilere eşkıyalar birikirler, oradan geçen kervanlara saldırır mallarını alırlar. Derbent derler buraya, Derbent, boğaz demektir. Buralardaki köylüleri vergiden muaf tutar Selçuklular. Derler ki siz burada nöbet bekleyin, burada eşkıya olmasın ki rahatça tüccarlar, seyyahlar, kervanlar geçsin diye. Bu bir sigorta teşkilatıdır. Koruyamazlarsa öderler malı. Aynısı Osmanlılarda da var. Bu enteresandır yani. Yine mesela Osmanlı fetihlerinde, Selçuklu fetihlerinde bir şehir fethedildiği zaman normalde hepsi ganimet olur. İstanbul mesela fethedildi değil mi? Bütün orada yaşayan hepsi köle. İstanbul'un kilisesinden evine tamamı ganimet ve menkullerin hepsi yağma.
Bu İslam hukukuna uygundur. Fatih öyle yapmadı. Dedi ki menkul malları yağma edin askerlere. Tamam. Ama gayrimenkulleri fertlerin elinde bıraktı. Onlara yardım etti. Onlar orada tekrar ticarete devam ettiler, çalıştılar. Çünkü şehirde insanlar yaşamalı, ticaret yapmalı ki bunun devlete faydası var. Onun için çalışma hürriyetini devlet her zaman desteklemek mecburiyetindedir. Zaten kanun esası da kanun nizam çerçevesinde her çeşit ticari şirketin kurulabileceğini, sınai şirketin kurulabileceğini, firmaların kurulabileceğini izin vermektedir. Tabii burada antre parantez şunu söylemek istiyorum. Çok sorulduğu için bu 19. asırda sosyalizmin kendi memleketlerini sirayet etmesini engellemek isteyen Avrupa, hür Avrupa devletleri, işte İngiltere, Fransa, Almanya gibi sosyal devlet prensibini öne attılar. Dediler ki devlet işte fakirlere yardım etsin, mektepler parasız olsun, hastaneler parasız olsun, işte işçilere grev hakkı verelim, yoksa Marksizm gelir. Bunun karşılığında lokavt verelim işverene. Bunlar İslamiyet'e aykırıdır. Yani İslamiyet'te devlet çalışamayacak durumda olan fakirlere elbette ki bakmak mecburiyetindedir. Bunun zamanı gelince göreceğiz. Ama grev gibi bir hak işçilerin yoktur. Yani bir işçi çalışır, mukavele yapar. Bu mukavele çerçevesinde çalışır, yapacağı işi yapar, ücretini alır. Bunun dışında işverenden yok, kıdem tazminatıymış yok, ihbar tazminatı böyle bir hakkı yok. Grev hakkı hiç yok. Ben maaşı beğenmiyorum, bana verdiğin ücreti beğenmiyorum, grev yapıyorum, böyle bir hakkı. İslamiyet'te yoktur. Ha bu arada şunu söylemek lazım. Hafta tatili ve yıllık izin meselesi. Bir kere İslamiyet'te böyle bir mecburiyet yok. Yani hafta tatili diye bir mecburiyet yok. Yıllık izin diye bir mecburiyet yok. İnsan çalıştığı kadar çalışır. Fakat Osmanlı Devleti'nde mektep talebelerine 2 gün tatil yapılırdı. Bunlardan bir tanesi hususi ihtiyaçlarını görsünler diye talebeler. Bir tanesi de derslerini kopyasınlar ve çalışsınlar diye istinsa etsinler. Sonradan bu memurlara teşmil edildi. Memurlara 1 gün izin verildi. Cuma günü. Cuma günleri Osmanlı Devleti'nin resmi tatili. 1935'e kadar bu devam etti. Cuma tatili. Sonra pazara alındı cuma tatili 35 yılında. Cumartesi de yarım gün tatil oldu. Benim çocukluğumda cumartesi yarım gündü. Biz yarım gün mektebe giderdik. Sonra o da kaldırıldı. Cumartesi de tatil oldu. Resmi tatil oldu ama. Bu caiz midir? Evet. Maslahat sebebiyle işçilere ve memurlara ve mektep talebelerine haftada 1 gün izin vermek caizdir. Çünkü insanlar haftanın 7 günü çalışamazlar. Yani Tevrat'ta bile diyor Allah kainatı 6 günde yarattı, sonra istiva etti. Kur'an-ı Kerim'de de var. Yani Allah dinlenmeye ihtiyacı olan birisi değil, bir varlık değil. Burada tedbirli, temkinli hareket etmeyi tavsiye ediyor, gösteriyor. İnsanların dinlenmeye ihtiyacı, ailesi var, çocukları var, onlarla meşgul olacak, ibadetini yapacak, temizliğini yapacak, alışverişini yapacak haftada bir gün, buna ihtiyaç var. Onun için haftada 1 gün tatil örfen uygun görülmüştür, maslahata uygundur ve kanunlaştırılmıştır. Tatil eşkal kanunuyla haftada 1 gün gerek işçilere, gerek memurlara, gerek mektep talebelerine izin verilmiştir. Aynı şey haftalık, yıllık izin içinde cari. İnsanlar memleketine gidecek, sırayı mı yapacak, akrabalarına gidecek. Yani buna da ihtiyaç var. O sebeple insanlara bu hak tanınmıştır arkadaşlar. İnsanlar memleketlerine gidebilirler. İslam dini sağlık bir haktır. Sağlığı korumak hem insanın vazifesidir, hem devletin insan sağlığını, cemiyetin sağlığını koruma hakkı var, vazifesi var. Bir kere yani fertler bunu talep edebilirler devletten. Şimdi arkadaşlar, İslamiyet sıhhati korumayı emrediyor. İnsanın vücudu emanettir. Yani benim bedenim değil mi? Ben hasta olurum, istediğimi yaparım. Bunların hiçbirisi caiz değildir. Yani insan kendine bakmaz da hasta olursa günahkar olur. Ölürse kendinin katili olur. Şimdi ilaç kullanmak eğer devası katı ise farzdır. Nasıl ki ölmeyecek kadar yemek yemek, ölmeyecek kadar su içmek lazımsa, farzsa, bir adam su içmez, yemek yemez de ölürse katil olur. Açlık grevi İslamiyet'te yasaktır. Devası katı olan ilaçlar da böyledir. Kinin gibi. Kinin sıtmada katı bir ilaç. Antibiyotik gibi, tansiyon ilacı gibi. Bunları almayan bir insan günahkar olur. Ama bunun dışında kalan ilaçlar teselli ilaçlarıdır. Alsa da olur, almasa da olur. Almasa ölse günahkar olmaz. Çünkü onlar zaten devası katı değil. Deneniyor. Olabilir de olmayabilir de.
Saati korumak demek ki bir insan için bir vecibedir. Yani bu çok çeşitli yönü var. Bir kere biliyorsunuz tıp ikiye ayrılıyor. Bir terapi, bir hijyen. Önce hasta olmamak esas. Şimdi diyorlar ya bu işin en iyisi hasta olmamaktır. Doğru. İslam dininde de hasta olmamak emrediliyor. Hazreti Peygamber buyurdu ki benim ümmetim hasta olmaz. Benim ümmetim hasta olmaz. Neden? Doymadan sofradan kalkar. Çok yemek biliyorsunuz hastalıkların başı. Olur olmaz şey üzülmez. Gadap, stres diyorlar şimdi. Hastalıkların başı. Soğuğa sıcağa dikkat eder. Temizliğe dikkat eder. Bunlara dikkat edenlerin hasta olma ihtimali çok düşüktür. Hele bir de moral dünyası güçlüyse biliyorsunuz o muafiyeti, muafiyet, bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Onun için insanlar kolay kolay hasta olmazlar. Tabii şimdi de genetik yönü var. Ama genetik yönden insanlar mesul değiller zaten. İnsanlar kendi fiillerinden mesuldürler. Hasta olmazlar. Hasta oldukları zaman da tedavi olur. Ey Allah'ın kulları tedavi olur. Hazreti Peygamber öyle buyurdu. Allah ölümden başka hiçbir hastalığın devasını devasız hastalık yaratmamıştır. Bilinmiyor olabilir. Bir tek ölüm. Ölüme çare yok. Ama ölüm dışında bütün hastalıkların devası elbette vardır. Şimdi arkadaşlar bu hadisenin insan tarafından, fertler tarafından olanı. Bir de devlet tarafından olanı var. Devletin de insanların sağlığını korumak için gereken tedbirleri alması lazım. Bunun için mesela hıfzıssızlığa tedbirlerine riayet edecek. Efendim, umumi sular temiz mi? Sokağa çirkap yani pislik akıyor mu? Bunlara dikkat edecek. Mesela İslam dünyasında karantina tatbik edilmiş. Hazreti Peygamber buyurdu ki salgın hastalık olan yere girmeyiniz, salgın hastalık olan yerden çıkmayınız. Salgın hastalık olan yere girerseniz siz tamamen o bakterilere veya mikroplara veya virüslere karşı mukavemetsizsiniz, hasta olursunuz. İslamiyet'te de hasta olmamak esas. Çıkarsanız da hasta olmasanız bile taşıdığınız virüs, bakteri, mikrobu başkalarına taşırsınız. Bu sebeple İslamiyet'te karantina usulü Hazreti Peygamber'in hadis-i şerifiyle sabit. Şimdi ben bazı yerlerde okuyorum. Osmanlılar'da ulema karantinaya karşı çıkmış Sultan Mahmud. Böyle bir şey yok. Karantina İslam dininin emiridir. Ve ta Emeviler zamanından beri karantina var. Hazreti Ömer zamanında Şam'da veba oldu. Şam'a girmedi Hazreti Ömer. Sen dedi Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Hayır, Allah'ın kaderinden, Allah'ın kazasına kaçıyorum dedi. Yani benim girmemem de kaderdir. Hazreti Peygamber'in bu sözünü söyledi. Halife Velid, Emevi halifesi Velid bir veba hastalığı. Veba zaten salgın hastalığı demek. Şu andaki hastalığa da veba deniyor. Veba hastalığı sırasında insanları ayırdı ve karantinaya aldı. Ve böylece hastalığı önledi. Ve bu Avrupa'ya misal oldu. Salerno Hastanesi var İtalya'da. Emeviler zamanında kurulmuştu. O Salerno Hastanesi bütün Avrupa'ya model oldu. Bütün Avrupa hastaneleri o Salerno Hastanesi'nin modeli almıştı. Bunu Avrupalı seyyahlar ve Medeniyet-i İslamiye tarihi söylüyor. Salerno Hastanesi çok mühim. Endülüs'te de benzeri hastaneler vardı. Yani bu karantina teşkilatı devletin tatbik ettiği bir Osmanlılar'da da bu var. Mesela dışarıdan gelenler içeriye kolay alınmıyor, bekletiliyor. İnsanlar dışarıya salgın hastalık olan yerden çıkarılmıyor. Bir kontrol mekanizması vardır. Yani devlete bu bir vazife olarak yüklenmiştir insanların sağlıklarını kullanmak. Bir 10 dakika ara verelim arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim.